yaşanan zulmü protesto etmek için bir basın açıklaması ve dua düzenleyeceğiz. Hepinizi bu alana bekliyoruz inşallah. Selamun aleyküm, kıymetli Müslümanlar. İHH İnsani Yardım Vakfı Ankara Şubesi ve Ankara Sivil Toplum Platformu ortaklığında gerçekleştirilen basın açıklaması ve duamıza hoş geldiniz. Covid'i vesile kılarak Doğu Türkistan'ın bütün evlerini ve apartmanlarını toplama kampına çevirdi. Bugün zalimlere dur de, zalimlere dur de. Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Türkiye, acil toplantı çağrısı yapın. Bizim yaşasın cehennem! Kardeşine sahip çık, Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık. Şimdi ikincisi de ateşin o yakıcılığını tadarsınız. Çünkü zulme destek, zulme rıza, zulmü işlemiş gibidir. Zalimler için yaşasın cehennem, zalimler için yaşasın cehennem. İnsanla yangın, insanlı yanıyor. İnsanla yangın, insanlı yanıyor. Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık. Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık. Bizler Müslümanız. Müslümanlar zulme karşı din, dil ayrımı yapmadan gerçekten haksızlığa uğrayanın yanında yer alır. Fakat bu çağda çok ilginç bir imtihan yaşıyoruz. Doğu Türkistan herkesin gözünü kapattığı, kimsenin görmek istemediği bir coğrafya. Ve dünyada en büyük zulüm Doğu Türkistan'da işleniyor. Şu son dönemde Çin zulmünü arttırdı. Covid'i vesile kılarak Doğu Türkistan'ın bütün evlerini ve apartmanlarını toplama kampına çevirdi. Lehimledi kapıları. İnsanlar çıkamasın dedi. İnsanları diri diri yaktılar. Aç bıraktılar. Susuz bıraktılar. Biz ne yaptık? Gözümüzü kapattık. Ayağa kalkacağız. Diyorlar ki Çin çok güçlü. Hadi oradan. Allah'tan daha büyük mü var? Nasıl konuşuyorsunuz öyle? İslam dünyası bir ayağa kalkın. İslam İşbirliği Teşkilatı, bir toplantı yapın. Deyin ki sen Amerika'yla mücadele ederken pazar olarak beni kullanıyorsun. Ben pazar olarak sana fırsat vermeyeceğim. Mallarını boykot ediyorum. Çıkışına izin vermeyeceğim. Limanları kullandırtmayacağım. Diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Çünkü hepimizin ne yazık ki real gerçeklik adı altında devlet olarak paraya ihtiyacımız var, toplum olarak paraya ihtiyacımız var. Doğu Türkistan halkı ölsün, katledilsin, umrumuzda değil. Hadi Müslüman dedik İslam dünyası. Peki Türk İslam ülküsünü savunanlar nerede? Türk İslam ülküsünü savunanlar niçin ayağa kalkmıyor? Türk İslam ülküsü içerisinde Doğu Türkistan halkı yok mu? Ha önce kendi bekamız, ülkemizin bekası diyorsanız hiçbir parçayı başka bir parçaya feda edemeyiz. Türk'ü Cumhuriyetleri İşbirliği Teşkilatı'na sesleniyorum. Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Türkiye, acil toplantı çağrısı yapın. Ve bir parçanız olan tarihimizin hikayesini yazan Uygur halkı için bir toplantıda bir karar alın ya. Ne oluyor size? Niçin ayağa kalkmıyorsunuz? İslam İşbirliği Teşkilatı ve
Türk Cumhuriyetleri İşbirliği Teşkilatı vebal altındadır. Buradan halk olarak da bu vebali taşıyoruz. Müslümanlar kardeştir. İster Müslümanlık adına sahip çıkın, ister Türk İslam ülkesi adına sahip çıkın ama sessiz kalmayın. İslam dünyasına çağrıda bulunuyorum. Bütün İslam dünyası bir araya gelsin, Doğu Türkistan'ın şehirlerinin hepsinde konsolosluk açsınlar. Bir yerde Kuveyt açsın, bir yerde Katar açsın, bir yerde Türkiye açsın. Bir yerde işte Hotel'den Kaşgar'la şuna bu kadar. Büyükelçilikler, konsolosluklar açılınca, ticari mekanlar açılınca ne olacak? Oradaki hak ihlallerini de İslam dünyası görecek. Bize diyorlar ki Çin diyor abartıyorsunuz diyor. Tamam, çok basit. Abartıyorsanız İslam dünyası da biraz güçlü olsun, cesur olsun. Bütün buralarda değil mi? Bu yerleri açsınlar. Ondan sonra baksınlar gerçekten Çin'in dediği gibi abartıyor muyuz? Doğu Türkistanların da dışarıya gösterdiği gibi yanıyor muyuz?